Merhaba değerli vatanseverler. Bugün 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümü. Gazi Kemal Eğitim ve Kültür Derneği olarak sizlere meclisin Ankara'da kurulmasını ve açılmasını farklı anekdotlarla anlatma gereği duyduk. Gelin meclisin Ankara'da açıldığı güne yani 23 Nisan 1920'ye Aralık 1918'den başlayarak kısa anekdotlarla bir anlatım yaparak gelin. 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra İngilizler ve Fransızlar İstanbul'dan başka Ankara'yı da kontrol altında tutmak istemişlerdir. 1918 yılı Aralık ayında İstanbul'dan hareket eden 2 bölük İngiliz askeri bir sabah beklenmedik bir şekilde Ankara tren istasyonunu işgal etmişlerdir. İngiliz birliklerinin komutanı işgalden sonra Ankaralılara gözdağı vermek için her gün atlarıyla Demirli Bahçe ve Cebeci'de yürüyüşler yapıyordu. İngilizler karargah olarak tren istasyonundaki direksiyon binasını seçmişti. Daha sonra Fransız birlikleri de şehre gelip Taşhan Meydanı'na yerleşmişlerdi. Lakin gelin görün ki Ankaralılar bu işgalleri asla kabullenemediler. Yapılanlar karşısında sessiz kalmadıkları gibi birçok kez baş kaldırmışlar ve nihayet Eylül 1919'da padişahın Ankaralılarla aracısız görüşmeyeceğim demesi üzerine padişaha bile baş kaldırmışlardır. Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinde İngiliz askerlerinin çadırları bugün Ulus Heykel önünden başlayıp operaya doğru giden yolda sağlı sollu konuşluydu. Yine Fransız askerlerinin çadırları ise heykel önünden başlayıp tren garına doğru giden toprak yolda sağlı sollu konuşluydu. Tren garına giden yolu Fransızlar, operaya doğru giden yolu ise İngilizler denetim altında tutuyordular. Ankaralılar bu işgalleri hiçbir zaman kabullenememişlerdi. İngiliz ve Fransız birliklerine sürekli sorun çıkarıyorlardı. Nihayet Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinde İngiliz ve Fransız birliklerine yani işgalcilere bir mesaj vermek için onu anlı şanlı bir şekilde karşılamaya karar verdiler. Mustafa Kemal Paşa dikmen sırtlarından göründüğünde sanki bir düzenli ordusu varmış gibi Ankaralılar onu karşılıyordu. Mustafa Kemal Paşa Ankara'da derli toplu binalardan biri olan Ziraat Mektebi'ne yerleşmişti. Paşa daha sonra Genelkurmay Başkanlığı olacak olan Ziraat Mektebi'ni siyasi ve askeri bir ofise çevirmişti. Ankara'da bir başka bina daha vardı. İttihat Terakki'nin Numune Mektebi. Yani 1. Meclis olacak olan bina. Numune Mektebi Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinde Fransızlar tarafından kullanılıyordu. Paşa Ankara'ya geldikten sonra Ankara'daki hareketlenmeler ve Anadolu'nun diğer bölgelerinde İngilizlerle olan çatışmalar dolayısıyla İngilizler apar topar Ankara'yı boşalttılar. İngilizlerin Ankara'yı boşaltmasının üzerine Fransızlar da çok geçmeden Ankara'yı boşaltmak zorunda kaldılar. Gördüğünüz görsel Fransızların boşaltması üzerine Türk bayrağı dikilen Numune Mektebi'dir. İşgalcilerin 16 Mart 1920'de İstanbul'da Mebusan Meclisi'ni basması ve milliyetçi vekilleri tutuklaması üzerine daha önce karşı çıkılan meclisin Anadolu'da toplanması fikrine herkes sıcak bakmaya başladı. Bunun üzerine Anadolu'da bir seçim yapılmasına karar verildi ve aynı zamanda İstanbul'da dağıtılan meclisin vekillerinin de Ankara'da açılacak mecliste vekil olarak görev üstlenmesine karar verildi. Tarihler 1920 Nisan ayının ikinci haftasına gelindiğinde artık meclisin açılacağı günler konuşulmaya başlanmıştı. Meclis binası olarak Numune Mektebi'nin kullanılmasına karar verildi. Meclisin 21 Nisan 1921 tarihinde açılması düşünülüyordu. Ancak son günlerde yapılan istişare neticesinde Mustafa Kemal Paşa meclisin 23 Nisan 1920 Cuma günü açılmasına karar verdi. Bunun üzerine 21 Nisan 1920'de heyet temsiliye adına tüm valiliklere, sancaklara, belediye başkanlarına ve kolordu komutanlıklarına çok aceledir uyarısıyla gönderdiği genelgede şunları söylüyordu. Allah'ın yardımıyla Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazından sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılacaktır. Yurdun bağımsızlığı, yüce halifelik ve padişahlığın kurtarılması gibi en önemli ve ölüm dirimle ilgili görevleri yapacak Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü Cuma'ya rastlatılmıştır. Cuma gününün kutsallığından yararlanılacak bütün milletvekilleriyle birlikte Kutlu Hacı Bayram Camisi'nde Cuma namazı kılınarak Kur'an ve namazın nurlarından ışıklanıp güç kazanılacaktır. O günün kutsallığını pekiştirmek için bugünden başlayarak il merkezlerinde Vali Beyefendi Hazretlerinin düzenlemesiyle hatim indirilmeye, Buhari okunmaya başlanacak ve hatimin son bölümleri mutluluklar getirsin diye Cuma günü namazdan sonra meclis binası önünde okunup bitirilecektir. Kutsal ve yaralı yurdumuzun her köşesinde ve aynı biçimde bugünden başlayarak hatim indirilmeye, Buhari okunmaya başlanacak, Cuma günü ezan
ezandan önce minarelerde sela verilecek, hutbelerde yüce halifelikle padişahlığın ve bütün vatan topraklarının kurtarılması yolunda yapılan ulusal çalışmaların önemi ve kutsallığı anlatılacak, bütün yurttaşların kendi vekillerinde meydana gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilecek vatan görevlerini yapmak zorunda oldukları dinsel söylevlerle anlatılacaktır. Her yerde cuma namazından önce uygun görülecek biçimde mevlid okunacaktır. Bu bildirimin hemen yayılması için her araca başvurulacak ve tez elden en uzak köylere, en küçük askeri birliklere, ülkenin bütün örgüt ve kurumlarına ulaştırılması sağlanacaktır. Ayrıca büyük tabelalar halinde her yere asılacak, yapılabilir yerlerde bastırılıp çoğaltılarak parasız dağıtılacaktır. Meclisin açılışı tasarlandığı gibi 23 Nisan Cuma günü gerçekleştirildi. Bu görselde gördüğünüz üzere Mustafa Kemal Paşa ile kente gelebilmiş olan mebuslar Hacı Bayram Camii'nde toplandı ve namazdan sonra en önde elinde rahle, üzerinde bir Kur'an, ardında başının üzerinde peygamberin sakalı şerifini taşıyan iki din adamının bulunduğu görevliler, grubu izleyenlerin Allahu Ekber sesleri arasında numune mektebine doğru yürümeye başladılar. Bu görselde de gördüğünüz üzere numune mektebinin önünde namaz erkenden bitirip binaya varanlar heyetin binaya varmasını bekliyorlar. Heyet numune mektebine vardı. Kurbanlar kesildi. Mustafa Kemal Paşa tebrikleri kabul ederken çocuklar sanki bugünün daha sonra kendilerine hediye edileceğini anlamışçasına paşanın yanına gelerek kendisiyle konuştular. Bu görselde de gördüğünüz üzere 21 Nisan'da çekilen telgrafta da belirtildiği gibi hatimin ve duanın son aşaması bitirilmek üzere. Günün programına uygun şekilde ilerleniyordu. Kurban kesilmesinden sonra sıra meclisin açılışına gelmişti. Görselde açılış anını uzaktan görüyorsunuz. Ankara halkının açılışa nasıl rağbet ettiğine bakınız. Ve nihayet açılış yapıldı. İlk meclisin balkonuna çıkıldı. Halk selamlama aşamasına geçildi. 23 Nisan'daki sevinç ve kutlamalardan dolayı o gün meclis tam anlamıyla çalışma yapamadı. Meclis ilk toplantısını 24 Nisan 1920'de yapacaktı. Ve nihayet meclis açıldıktan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın meclisteki ilk konuşmasını görüyorsunuz. 24 Nisan 1920'de Mustafa Kemal Paşa meclis başkanı seçilmiştir. Dünyayı kasıp kavuran ve kimsenin baş edemediği işgalci emperyalist güçleri dize getirecek olan meclis bu şekilde açılmıştı. Ulusun egemenliğini kazandığı 23 Nisan 1920 gününün 100. yıl dönümü kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.